Yeni bir yemek tarifi videosundan hepinize selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün menümüzde antrikot var. Yalnız bu antrikotu böyle kuru kuru mühürleyip işte tabağımıza koyup sunum yapmayacağız. Böyle güzel soslu bir antrikot yapacağız. Bu sosumuzun içinde kemik suyumuz var, kremamız var, mantarımız var, soğanımız var. Böyle tam damak çatlatan güzel bir tarif olacak bu. Böyle ekmeğimizi sonunda böyle güzelce banıp böyle şapur şupur yiyebileceğimiz çok güzel bir tarif yapacağız şimdi. Neyse ben fazla lafı uzatmayayım ve tarifimize geçelim. Tarifimizin başında sebzelerimizi doğrayacağız. Soğanımız var. İlk başta soğandan başlayacağım ben. Soğanları jülyen jülyen doğrayacağız. Daha sonradan şöyle 3 diş sarımsağım var. Bunları da ince ince doğrayacağım. Daha sonra mantarım var. Bende bu tip mantar vardı. Siz farklı mantar şeyi de yapabilirsiniz. Farklı mantarla da yapabilirsiniz. Kültür mantarıyla yapabilirsiniz. İstiridye mantarıyla yapabilirsiniz. Ya hangisini bulursanız, şimdi mantarın bir önemi yok. Sadece o sosuna lezzet versin yeterli. Mantarları da bu arada iri iri kıyın ki mantar piştikten sonra çabuk sönen, böyle küçülen bir ürün olduğu için daha büyük parçalar halinde doğrayacağız. Neyse ben artık doğramaya geçeyim. Çok konuştum bu arada. Hadi bakalım, iyi seyirler. Sebzelerimizi doğrama işi bitti. Artık bunları en başta sebzelerimizden başlayacağız zaten. Eti daha sonradan gireceğiz. Şimdi ben döküm tava kullanıyorum. Ocağımın altını şöyle bir yakayım başta. Yağımın tereyağı kullanacağım. Şöyle şunun hepsini atalım. Daha sonradan da biraz da ayçiçek yağı ekleyelim ki tereyağımız yanmasın. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi tavamızın ısınmasını bekleyeceğiz. Daha sonradan soğanlarımızı, ondan sonra da mantarımızı koyup bunları güzelce pişirdikten sonra bir kenara koyacağız. Daha sonradan ete geçeceğiz. Yağım istediğim sıcaklığa geldi. Şimdi soğan ve sarımsakları içine yollayalım şöyle. Şimdi bunu şöyle hafiften bir sararmasını bekleyeceğiz. Daha sonradan mantarları içine koyacağız. Soğan ve sarımsaklarım istediğim kıvamda. Şimdi mantarlarımızı içine yollayalım. Biraz da böyle karıştıracağız. Daha sonradan etimize geçeceğiz. Bakın, görüyor musunuz o koca koca mantarlar nasıl da sularını çekti. Şimdi çeşitlendirelim. Şöyle karabiberini verelim ilk başta içine. Tane karabiber kullanıyorum ben bu arada. Yani elinizde varsa tane biber kullanın. Karabiber kullanın. Yoksa normal karabiber de olur yani. Şöyle tuzunu da attıktan sonra tekrardan karıştıralım. Şöyle bir harmanlayalım. Oh, mis gibi kokular geliyor valla. Sebzelerle işimiz şimdilik bitti. Şimdi bunu şöyle ayrı bir kaba aktaralım. Şöyle güzelce dibini sıyıracağız. Ve aynı tavadan tekrardan devam edeceğiz. Çünkü bu içinde altına görmüş olduğunuz yapışan şunlar var ya. Bunlar tam bir lezzet patlaması yapacak. Güzelce aldıktan sonra artık etimizin başına geçebiliriz. Gelelim bu yakışıklıya. Şimdi bu yakışıklıyı şöyle biraz bir keselim. Şöyle parmak kalınlığında keseceğiz bunu. Şimdi sırada ne yapacağız? Şöyle az bir şey yağ koyacağız. Çünkü bir mühürleme işlemimiz olacak eti. Daha sonradan sebzelerle karıştıracağız. Şöyle biberini ve tuzunu da verdikten sonra
güzelce de bir karıştıralım şöyle. İyice yağını, çeşnisini alsın ve tekrardan ocağın başına geçelim. Mühürleme işlemim için tavamı güzelce kızarttım. Şimdi bu etleri tavamıza yollayacağız. Artık bütün işimiz burada. Daha sonradan sebzelerini koyup, et suyunu koyup, kremasını koyduktan sonra şunu tabağımıza geçeceğiz. Ama şimdilik şunlar şöyle güzelce mühürleme dursun burada. Etlerim tam istediğim kıvamda. Şimdi sebzelerini koyalım içine. Birkaç turda bunlarla beraber çevirip et suyumuzu koyarız sonra. Evet, et suyumuzun girme zamanı geldi. Oh. Hadi şunu da koyacağım. Şimdi güzelce dibini böyle kazıyarak yapalım ki bu dibine yapışan o etin şeyleri olur, işte sebzelerin şeyleri olur. Onları çıkaralım ki böyle iyice güzel olsun. Sosa iyice karışsın onlar. Kremamızı koyalım. Oh. Biraz da bu şekilde kaynamaya bırakalım. Sıra geldi hardala. Hardal koymasanız da olur. Ben bu yemekte yakıştırıyorum hardalı. Son olarak da tuzunu ve karabiberini üzerine ekledikten sonra artık işimiz bitiyor. Şöyle biraz gezdirelim üzerinde. Daha sonradan tuzunu da verelim. Manzaraya bakar mısınız ya? Şimdi bunu var ya ekmeğe böyle bana bana böyle şapır şapır yiyeceğiz. Oh oh oh. Efendim geldik bir videomuzun daha sonuna. Bakın yine çok güzel bir yemek yaptık. Hatta şöyle bir deneyelim. Ne yapmışız, ne etmişiz bir tadına bakalım. Ya hep böyle yapıyoruz yapıyoruz. Gösteriyoruz. Bir de şöyle bir tadına bakalım. Hmm. Bir şey diyeyim mi? Hani şu eti yemeyin, sadece sosu yeseniz bile yani mükemmel ya. Neyse, geldik bir videomuzun daha sonuna. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Sizin yaptığınız her abonelik, her beğeni bana çok büyük motive kaynağı oluyor. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın.